Yeni Zelandalı bir Uygur aydın Ocak 2017'den sonra Doğu Türkistan'daki küçük kardeşiyle iletişimini kaybetti. Birleşmiş Milletler ve Yeni Zelanda hükümeti aracılığıyla Pekin'den bilgi talep ettikten sonra erkek kardeşinin Çin makamları tarafından devleti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla 9 yıl hapse mahkum edildiğini öğrendi. Uzun yıllar Yeni Zelanda'da yaşamış bir Uygur akademisyen Ruzvangul Nur Muhammed geçmişte Fulbright bursunu kazanmış ve yüksek lisans eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Bununla birlikte tıpkı son birkaç yılda binlerce Uygur'un başına geldiği gibi Ocak 2017'den beri küçük kardeşi Mevlan Nur Muhammed ile iletişimini kaybetti. 2019 yılında bir avukat aracılığıyla erkek kardeşi hakkında bilgi almak için Birleşmiş Milletler zorla ve istemsiz kayıplar çalışma grubuna başvurdu. Birkaç ay bekledikten sonra Birleşmiş Milletler ekibi kardeşi Mevlan'ın Çin hükümeti tarafından devleti yıkmaya teşebbüs suçuyla suçlanarak 9 yıl hapse mahkum edildiğini ve 4 yıl siyasi haklarından mahrum bırakıldığını aktardı. Sürgündeki parlamento seçimleri için 80 bin Tibetli kayıt yaptırdı. Yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada önümüzdeki yıl Ocak ayında sürgündeki hükümet olarak da anılan Tibet merkezi yönetimi temsilcilerinin seçilmesi için yaklaşık 80 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Bir sonraki Tibet sürgündeki başbakanı ve 17. parlamento üyeleri için seçimlerin ilk aşaması 3 Ocak 2021'de yapılacak. Son seçimler ise 11 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek. Tibet merkez yönetiminin seçim komisyonu yaklaşan seçimler için 79.697 Tibetlinin kayıt yaptırdığını söyledi. Kayıt yaptıranlar arasında 55.683 seçmen Hindistan'da ikamet ederken 24.014'ü ülke dışından kayıt yaptırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Huya Chunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD'nin Hong Kong meselesinde Çinli yetkililere yaptırım kararına tepki olarak 4 ABD'li sivil toplum kuruluşu yetkilisine yaptırım uygulanacağını bildirdi. Washington yönetiminin yaptırım hareketiyle Hong Kong'a ve Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini belirten sözcü Huya, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor ve bu durumu güçlü şekilde kınıyor" ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı 10 Kasım'da Hong Kong'daki siyasi haklar konusunda uyguladıkları baskılar sebebiyle bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Çin Devleti'ne ait Ulusal Elektronik İthalat ve İhracat Şirketi'nin Venezuela hükümetine verdiği destekten dolayı yaptırım listesine alındığını açıkladı. Açıklamada Çin teknoloji şirketlerinin insanların internet aktivitelerini izlemek, sansürlemek ve takip etmek için teknik ekipman geliştirme ve ihraç etme konusunda dünyada lider konumda olduğu iddia edildi. A1 Arabiya'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslüm Sahah'tan Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldü. Saldırıda İHA'nın Sahah'tan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi. İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olan Muhsin Fahrizade geçtiğimiz günlerde Absert kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Bu gelişme Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmiş ve Tahran yönetimi İsrail'i suçlayarak intikam açıklamaları yapmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Azerbaycan ordusunun Laçin'e girdiği duyuruldu. Ermenistan sınırında bulunan Laçin, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve Laçin Koridor diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerinin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.